Selam, herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün temizliğimin 3. günü. Gerçekten dev bir temizlik yapıyorum arkadaşlar. Bugün mutfak dolaplarımı temizleyeceğim. Onu size vloglayacağım. Şu gördüğünüz avizelerimi sileceğim. Ondan sonra neler yapacağım? Onları sizlere çekmeye çalışacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. O zaman hadi gelin hep beraber temizliğe başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi mutfağım bu şekilde. Lekeler var arkadaşlar. Bayağı bir kirlendi. Şöyle içi falan bir güzel temizleyeceğim. Baharatlığımı yıkayacağım. Ondan sonra şu tepedeki yere çıkacağım ve orayı sileceğim. Oralarda yağ olmuş bayağı. Ocağımın üstünü bir güzel sileceğim. Şu gene burası da kirlenmiş. Aspiratörüm, onu sileceğim. Yağmur yağdığı için camlarım battı biraz. Gene bu camı silerim arkadaşlar. Şöyle fırınım var. Fırının içini de çekeceğim. Ve şu fayanslar arkadaşlar. Fayanslarım da nasıl çıkacağım bilmiyorum ama onları da sileceğim bir güzel. Şu alt çekmecelerini de sileceğim. Buzdolabının gene arkasını çekeceğim. Orayı sileceğim arkadaşlar. Bulaşık makinemin içi boş. Onun da arkasını bir güzel temizleyeceğim. İçini de temizleyeceğim. O şekilde temizliğe koyulacağım arkadaşlar. İçini sildim arkadaşlar dolabımın. Dışı kaldı. Dışına da zom sıkıyorum. Yağ sökücü. Üstünden bir güzel sileceğim. Şu avizemi de sileceğim arkadaşlar. Thank you.
Gördüğünüz gibi bitti temizliğim mutfakta. Saat 2'de başladım. Şu an saat 4.30. Bayağı bir zamanımı aldı. İçini dışını iyice ne güzelce sildim. Alt dolapları da sildim. Şu erzak dolabımın da içini dışını bir güzel sildim arkadaşlar. Şöyle fayansı sildim. Şuralara boyum yetişmediği için fırça yardımıyla silmek zorunda kaldım. Buzdolabımın da aynı şekilde dışını sildim. Arkasını çektim. Arkasını da bir aldım arkadaşlar. Şu avizemi de sildim, çıkarttım. Bir güzel yıkadım. O şekilde. Şimdi de diğer avizelerim kaldı. Diğer avizelerimi de nasıl çıkacağım bilmiyorum ama sileceğim arkadaşlar. Bu da kristal olduğu için bayağı bir kirlendi. Evet arkadaşlar, halılarım geldi.
Sonunda saat şu an 4. Ben de evi süpürüp sileceğim. Şu tuvaleti yıkayacağım. Güzelce cifleyeceğim. Şu koltuk örtülerimi de makineye attım. Yıkanması için. Onları da bir güzel gece kurur sererim arkadaşlar. Şimdi temizliğe başlayabilirim. Evet, şimdi bu kısımlar bitti arkadaşlar. Şöyle genel bir toplaması kaldı. Detaylı bir şekilde gösteririm zaten. Şu yatak odasının yeri değişecek. Bazayı böyle bu tarafa alacağım arkadaşlar. Çünkü kışın doğalgazı açtığım zaman arkasında kaldığı için baza ısıtmıyor. Onun için mecbur değiştirmem gerekiyor. Bir yatak odam kaldı, bir de banyom kaldı. Ondan sonra da bir balkonumu yıkayacağım.
Temizliğim bitmiş durumda arkadaşlar. Bu şekilde tertemiz oldu. Rahat rahat bitmiş geçirebilirim artık. Şu küçük halımı serdim. 5 metrekare halımı sermedim. Bu daha eve ferah gösteriyor. Ev küçük olduğu için. Şöyle ocağa yemek koydum. Halısını serdim mutfağa. Şu banyomu, fayanslarını bir güzel sildim. Yatak odamın yerini değiştirdim arkadaşlar. Doğalgaz dediğim gibi kışın arkasında olduğu için bazı ısıtmıyordu. Ben de bu şekilde yaptım. Temizlik serüvenim bu şekilde arkadaşlar. Bir hafta böyle geçti. Güzel geçti ama ev temiz oldu. İçmesinde rahat rahat otururum artık diyorum. Hayırlısı olsun. İnşallah güle güle Allah kirletir. Nasip eder kirletmeyi. Bu şekilde. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.